demedik, kar demedik. Eyvakıllı yokuşundan herkese merhaba. Ay yağmurlu bir gündeyiz de kusura bakmayın. Karkış kıyamet, burada esir kalırsak biz ne yapacağız mahsur kalırsak? Kalın ya, ayıp ediyorsun. Her zorluğu aşıp ünlülerin kapısını teker teker çaldık. Bir dakika, müsaade edersen program sunacağım arkadaşım. Kamyona yükledim bunları. Onur İliman en önde, kamyoncunun yanında oturdu. Bunlar arkadaydı. Arkadaşım anons çekiyor, sus. Ben bittim. Ben bittim. Programı sen devam et. Bayrağı tamam. Sana veriyorum Güler'im. Tamam. Bayrak sen ve Güler. Kah şarkılar söyledik. Ay dede, ay dede senin evin. Ne de de. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner. Love me two time baby, love me twice today. Kah oyunları oynadık. Oyna, oyna, oyna. Yandan yandan. Hocam ben çizgiden çıkıyorum galiba. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Kimi zaman gülüp neden mi? Kimi zaman ağladık. Benim, benim babam. Sevdim mi severim, belki de deliyim. Birbirinden leziz yemekler yapıp... Ay hadi seni görelim bir de. Dolduracaksın böyle, doldur, doldur, doldur. İşte bitti, ben hazırım. Ben bayağı yemek öğrendim değil mi bu program sayesinde Özdeş? Her türlü Badire'yi göze alarak... Tamam ben yabancı değilim, ben dostum adamım. Tamam. Ay ay. Ne oluyor ya? Ay korkuyorum bu evden. Ünlüleri en doğal halleriyle sizlerle buluşturduk. Ah. Nasılsınız? Sağ ol, ölür müyüm? Ayol hiç kapı zili çalmadın mı ömründe? Aşkım. Ay benim canım, ay benim canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar hoşsunuz. Ya. Tamam. Nereye gidelim? Önce gel şöyle otur sohbet edelim. Seninle ilgili merak edilen çok şey var. Onları öğrenmek istiyorum. Ay. Merhaba. Ay iyi de çocuk bulmadınız. Aa evet ya, nasılsın? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz valla. Nasıl olalım, siz nasılsınız? Ay çok iyi gördünüz. Hoş çok geldiniz. Mest oluyorum. Kimsin, ne istiyorsun? Sizi istiyorum. Niye istiyorsun? Sadece sizi istiyorum. Beni niye istiyorsun? Sizi istemeyen ölsün. Gel. Merhaba canım. Merhaba, merhaba. Merhaba canım. Teyzem nasılsınız, iyi misiniz? Sevindim. Teşekkür ederim. Şimdi sıra Dalya deyip bombayı patlatmakta. Ve işte Evrim Akın'la Ev Kuşu 100. bölümüyle sizlerle. Evrim Akın'la Ev Kuşu'ndan herkese merhaba. Ay ne mutlu bize. En başta sevgili yapım, evim, ailem, C yapım. Suavi Doğan, Şebnem Çetin, Funda Demircigil, Dilek Menzilci, Metin Ertan, Onur İliman, Özleyiş Yalçın, Mengütay Beyri Bey, Sıtkı Taş, Servet, editörümüz Ali, Kübra. Bizim evimiz bu kadar. Ay ben size kurban olurum. İyi ki varsınız. Böyle duygusala bağlıyorum. Bu aralar çok duygusalım. Mevsim geçişleri de böyle oluyorum. Bir kepekleniyorum, bir gözyaşlarım şuralarda oluyor. Gözyaşlarından hiç bahsetme Evrim. Çünkü bugün bizim için çok çok özel bir gün. Yağmur demedik, kar demedik. Haftaları ve ayları tek tek devirip bu çok özel ana geldik. Dalya dedik biz. Ne güzel de dedik. Yüzü gördük.
200'ü de görürüz inşallah. 300 olur. Daha nice nice programlar olur. Yeter ki biz bir arada olalım. Sen ekranda ışıl ışıl parlayan gülen yüzümüz olmaya devam et. Biz daha ne dalyalar yaparız Evrim. İyi ki varsın ve bizimlesin. İyi ki varsınız. İyi ki ben kabul etmişim sevgili Suavi Doğan'ın teklifini. Ay çok duygusalım. Çok da güzel bir eve gidiyoruz bugün. Ha işte. Tam bu ana sıra ne zaman gelecek diye sabırsızlanmaya başlamıştık ki 100. programımızın ev sahibini açıklama zamanı geldi Evrim. Hadi patlatalım bombamızı. Türk pop müziğinin bence kraliçesi. Çok seviyorum kendisini. İnsan olarak da. Şarkıları olağanüstü güzel zaten. Hepimiz onunla eğleniyoruz, atarlanıyoruz, giderleniyoruz. Coşuyoruz da. Olmazsa olmazımız. Hadi bakalım. Demet Akalın. Haydi Dalia. Eğlenceye gel. Gel vatandaş, gel. Gel, gel. Gel gel diye diye kapıya dayandın Evrim. Bir de zili bulmayı başarırsan bizden iyisi yok. Ay zilleri yok kız. Ay bak süslüler bunlar çok süslü ana. Okanlar, Demetler, Hiralar. Anam çocukla ev alınca böyle oluyor. Buyurun. Zilsizsiniz. He? Zilsizsiniz. Zilimiz dışarıda var o da çalmaz. Her şeyim sıfır. Diye. Her şeyim öyleymiş, sıfır. Öyleymiş görüyorum canım. Her şeyim sıfır. Yemin bu bak montu hiç giymemiştim. Yalan. Allah belamı versin sıfır. Ayak kaplarım sıfır. Neden? Her şey Demet Akalın için. Tabii. Yüzüncü bölüm. Çünkü şey. Sessiz. Bebekli ev ya. Merhaba. Bu harbiden önceden girmedi yalnız eve ha antika kadın. Hiç gelmedim ben sana. Ay hayır. Yani çekim öncesi normalde yalandan bir girilir sonra çıkalım. Hiç yapmıyorum. Herkesle böyleyim. Aa buyurun. Sürprizi kaçırmamak için. Çok tabii, antikayım değil mi? Tabii. Girsenize soğuk. Sevgili Ceylan'ın da dediği gibi denyoyum ya ben. Öyle bir denyoyum ya ben. Hadi gel minik. Nerede? Enişten nerede? Şey. Merhaba canım. Eniştem. Naber? O da senin önünde girdi yani yanlış anlama. Şu gördüm ben arabada onu. Oturuyordum böyle arabada. Sen arabada oturduğun o pozisyonunu hiç bozma. Çünkü bizim halletmemiz gereken küçük bir işimiz var Evrim. Az sonramızı izleyelim. Ardından salona geçip muhabbeti koyulaştıracağız Okan Bey ve Demet Hanım'la. Mutlu evlilik sırları paylaşılacak. Vallahi bilmiyorum biz bir kere çok nasıl iyi sana? Arkadaşız ya. Yani gerçekten çok iyi arkadaşız. Aynen öyle. Evin minik prensesi üzerinden yürütülen Galatasaray Beşiktaş çekişmesi kahkahalara boğacak. Beşiktaş şey mama şeyi vardı onu harbi onu gördüğüm gün çok üzülmüştüm. Ay kuyum. Ay günah. Yarabbim günah. Beşiktaş ne olur Beşiktaş günah. Günah annesi yap. Demet Akalın tüp bebekle hamile kalma sürecinde yaşadığı zorlukları anlatacak. Bir de negatif olunca hani olmadı, tutmadı denince ben dünyayı falan psikolojisine şey yaptım. İşte tabii canım dünya o riskli. Yani hani yani. Aldığın kilo veya tedavi süreci o... Evrim Akın minik İran'ın tahtına göz dikecek. Vallahi sorun bak. Aha. Tamamdır tahtımı... tahtımı yaptın da bahtımı yapamadın Demet. Evrim yine şekilden şekle girecek. Bundan sonra böyle sunmak istiyorum Evrim Akın'la ev kuşunu. Beni açtığını düşünüyorum Demet. Demet Akalın'la bir olup Okan Bey'in sistemlerini duymazdan gelecek. Çamaşırlarım sığmıyor, gömleklerim sığmıyor, takımlarım sığmıyor. Aa, yazılı kendi vereceğim. Ne kötü, bak bak. What is your name? My name is Okan, hi how are you? Taşlı tuşlu ayakkabılar ışıl ışıl parlayacak. Gerçekten giyilmemiş aşkım, neden evet. Öyle olmuş? Unutmuşum onu. Puff. Güzel değil mi? Of, işte sahne bunlar. Birbirinden renkli kıyafetler şaşırtacak. Baksana ne kadar güzel olsun. Bakayım. Evin küçük prensesi İran'ın gardırobu açılacak. Lanana bak. Bu ne ya? Çocuk, çocuk dışarı çıkıyor mu diye sor. Bak bunlar küçüldü. Demet Akalın elleriyle mantı açıp olaya son noktayı koyacak. Bahçede gidip kaçırma. Oo. Az sonra Evrim Akın'la ev kuşunda. Wow. My... Oh yeah, işte kral, işte kraliçe. Ya yalan senden iki dakika önce girdi eve ya. İfademi alacak gibi bekliyordu. Başkomiserim. Hoş geldiniz. Komiserim. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Öpüyorum. Ben buna mı konuşuyorum ya? Evet, istersen onu konuş. Tamam, bunu konuş. Böyle mi yapacağız yani? Ay, o susa ya, biz ikimiz şeymişiz. Sen susana. Hoş geldiniz. Yok, ben geldim. Ha, sen gel. Nasıl değil? Hoş bulduk. Biz bugün suçluyum. Çekime geldik. Ay, ne iyi ettiniz. Niye geldik? Evinizi bize gezdirebilir misiniz? Gezdirelim mi? Bazı yerlerini düşünerekten tabii olabilir. Mesela bazı yerleri derken?
İşte yatak odasına girmezseniz sevinirim. Bence de girmesek daha iyi olur. Ama kızının odasına girebilirsiniz. Kızımızın odasına... Belki de gösterebiliriz, bilemiyoruz. İleriki dakika 100. bölüm hatırına bilemiyoruz. Bugün bize her şey serbest. Çünkü Demet Akalın'ın da belirttiği gibi 100. programımız. Ama öncesinde evi görelim. Buyurun evimize hoş geldiniz. Ay, tekrardan. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Sohbetimize oturarak başlıyoruz. Ve bakın Demet Akalın'dan bize heyecanlandıracak nasıl bir açıklama geliyor. Hayır bakma böyle kırıtık. İlk önce hani böyle bir hava olaraktan hani. Ehra karşılama. Ama biraz sonra İnşallah. Şu bebek tabii bütün her şeyi çıkartacak. Saçlar toplanıp tülbent takılacak ve mantı açacağım Konsept, size. Konsept değil mi? Tabii. Aynı güzel. Ama tatarız ya. Yani kocam çok iyi yemek yapamaz. Ben de mantı düşündüm. Kötü Harika, mü yaptım? Hayır. Süper. Mantılar açılacak, sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek. Ama öncesinde ünlü çiftin iş hayatı ile ilgili merak ettiklerimiz var. Nasıl gidiyor? İyi, yoğun vallahi çalışıyoruz. Maşallah o da çalışıyor, ya. Ben de çalışıyorum. Senin maşallah. Evet. Takipteyim zaten. Albüm, yeni albümü hazırlıyorum ama tabii benim için yeni albüm hani bir şarkıyı çıkarttıktan sonra geçmiş olsun. Benim için hemen eskiyor. Senin için eskiyor, bizim için hiç eskimiyor ya. Ben evet, hala oturup çok şarkı var aslında klip çekilecek ama belki bir iki tane daha çekeceğim bu albüme klip. Ama ben şimdiden tabii yeni klip için Brezilya'ya gideceğiz. Yani yeni albümün yeni klibi için. Güzel bir şeyler yapayım istiyorum çünkü insanlar benden değişik bir şeyler bekliyor. Artık her albümde de başka şeye kafa yormaktan tabii. Ama sağ olsun son birkaç albümdür Okan bana bayağı bir destek. Yani değişik şeyler olsun işte. Hem menajerimizden ayrıldık, hem iş konusunda olsun. Ben bile eskiden hiç şarkılarımı dinletmezdim. Bir manikürcüm vardı 10 küsür senedir. Bir tek ona dinletirdim. Artık son albümlerde hep Mini'ye de dinletiyorum. Gel diyorum stüdyoya. Stüdyoda evet, kendimi açtım ya minik aslında. Evet. Eskiden kimse olsun istemezdim. Daha kapalıydı değil mi? Daha o zamanlar kapalıydı. Hayat... Şey bozulması. Yine gerçi öyleyiz. Kapalıyız. Kimseye dinletmiyoruz ama... Gerçi stüdyoda geldiğinde de Okan anlıyor şey benim tedirgin olduğum. Hemen ya bahçeye çıkıyor ya oralarda dolanıyor. Ama gerçekten çok güzel albüm oluyor. Güzel şarkılar geliyor. Olmaz mı Demet Hanım? Maşallah her albümünüzde hitler peş peşe geliyor. Hangi birini izleyicilerimizle paylaşsak ki şimdi? Birbirinden güzel Demet Akalın şarkılarını program boyunca dinlemeye devam edeceğiz. Ama şimdi biraz da Okan Bey'in iş hayatına göz atalım. Okan Bey de kendi işleriyle güçleriyle onun da bayağı bir işi büyüdü. Tırcı biliyorsun bizim adam. Bayağı bir tır aldı. Lipya'ya gidiyor, geliyor. Onun için o kendi şeyinde de çok mutlu, çok heyecanlı günleri var. Aynen öyle. O yüzden de kızımız iyi, her şey yolunda. Oh. Tatile gidemiyoruz ama hiç önemli değil. Artık şikayet etmiyorum. Güzel yani koşturmacayı ya seviyoruz. Ya bu tatille ilgili artık böyle fanları küçük küçük kare çizgi filmler yapıyorlar. Yani işte sanki evet. Beni telefonla arıyormuş gibi. Kocacığım beni tatile götürecek misin? Kepsler ben... mi yapıyorlar? Tabii. Aynen ya. Yani Türkiye'nin Kıyor. Ortak bir problemi oldu artık. Demir Sakal'ın tatil. Tatile gidemiyor diye. Allah'tan işte bu hafta ondan sonraki cuma Brezilya'dayız. O bir belki ama o tatil bu. Değil. Bir iki gün ayır orada kendine. Ama yok ben. Duramazsın çocuk. Kızsız duramayız gibi gözüküyor. Yani tatile gidiyoruz aşkımız genelde. Tabii canım yani eskiden ben böyle. İlk önce gırgır olarak şikayet ediyordum. Sonra baktım gerçekten tatile gidemiyoruz. Çünkü ya, bu iş ya şimdi şöyle çok evimci. Stresli anladın mı? Yani Allah'a şükür evimizde hiçbir stresimiz yok. Kendimizle alakalı hiçbir stresimiz yok. Gürültümüz yok, kavgamız yok. Ki olması normal ama bizde öyle bir sıkıntı yok. Bir de o olsa hiç durulmayacak ama iş stresinden Peki, dolayı insan böyle bir gün, iki gün kaçmak istiyor. Valla bilmiyorum biz bir kere çok iyi arkadaşız ya. Yani gerçekten çok iyi arkadaşız. Aynen öyle. Yani o bana erkek arkadaşlarıyla konuşulacak şeyleri anlatıyor. Ben ona kız arkadaşlarımla konuşulacak şeyleri anlatıyorum. Hani öyle çok hani sırrımız da ortaya dökülsün, bunun böyle bir bam teli var diye de bir şey yok bence.
Zaten çok iyi anlaştığımız ve çok iyi arkadaş olduğumuz için, birbirimize aşık olduğumuz için evlendik. Ama o herhalde o büyüyü bozmadık gibime geliyor. Ben arada mesela evde pijamalarla dolaştığımda şöyle bir bakıyorum. Demek bir kendine gel. Çok pijamalı dolaşmaya başladım. Onu mesela kadınlar hep yapıyor. Hata olarak görüyorum ben onu. Sonra da bir düz fön çektiriyorum. Makyaj yapıp bekliyorum. Aa, niye sen fön çektin diyor adam. Eve gelmiş, alışmış öbür halime. Çünkü yeterince işlerde beni makyajlı ve böyle şaşalı görüyor. Ama evde normalde öyle dolaşmıyorum tabii ki. Allah bozmasın, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt kelimenin tam anlamıyla birbirleri için yaratılmışlar. Bakın bu durumu nasıl dile getiriyorlar. O sporuna düşkün. Ben onun o zamanlarında hani şey yapıyorum işte ne bileyim. Ama yine de mesela maça gidilecek bir şey olacak artık gidemiyoruz da gerçi son bir senedir. Maça bile benle gelmek istiyordu. Tabii canım. Çünkü şey oluyor artık yani. İster istemez. En iyi arkadaş. Ben Beşiktaşlıyım mesela. Çocukluğumdan, evet, bebekliğimden beri bebek. Yani benim kendimi bildim bile. Benim eşimdi. Ta ki Şubat'ta. Şu an benim küçücük bir arkadaşım var. Yere Kurt, tabii canım. Onunla arkadaşlığım hanımdan daha öte şu anda. Çünkü evet, sıfırdan yetiştirdiğim için. bütün her şeyi ona şey yapacağım. Yani, empoze ediyorsun. Geçen gün şeye bozulmuş. Beşiktaş'ta bir tane hediye almış benim fanla. Önlük böyle hani mama önlüğü taktım. Bir bozuldu yani onu o kadar, şimdi başkası olsa inat olarak taktırır, anladın mı? Aşkım lütfen çok bozuluyorum falan, lütfen bu şeyi giydirme. Ya ben... Tamam minik dedim, bir işe gidiyordum, sen yoktun, sözünü kestim tamam. Minikçim. Şey aldım Hira'ya, eşofman takım aldım, forma Galatasaray. Ay bu bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Beraber giyindiler ikisi, maç şey yapıyorlar. Fakat benim bu kahrolası 6. hissim, dedim ki yenileceksiniz canım Fener'le maçı. Bunları önemli olan... Baba kız bıraktım hemen bunun turizm yukarı. Ya ve hayır yenildiler. Bir şey daha çok çok maçlar var kızım, galibiyetler görecek. Tabii inşallah. Ama Galatasaray formasını insan evladıyla yani takım söylemeyelim. Bir babanın çocuğuyla aynı takım tutması çok güzel bir şey. E tabii. Fanatik bir babanın. Han, eşim de sağ olsun orada beni destekliyor. Ama hep destekliyor. Beşiktaş, ben görüyorum onun tweetlerini. Beşiktaş şey mama şeyi vardı. Onu harbi onu gördüğüm gün çok üzülmüştüm. Ay kuyum. Ay günah. Yarabbim. Günah. Beşiktaş ne olur Beşiktaş. Günah annesi yapma. Aynen. Giydi. Aynen. Bırak baba kuyum onları öldürdün. Sen alttan alttan çalışırsın boşuna. Yok çalışmam yani. Yok. O konuda ya, beni üzmüyor. Çünkü bir sefer ne oldu? Beşiktaş Galatasaray maçını izliyoruz. Genelde de biz affedersin maçı yatak odasında izliyoruz çünkü orada daha rahat oluyor. Maç işte Beşiktaş 1-0 önde miydi filan? Bu sevindi filan öyle mi dedim? Yok yok dedi, siz yenin anam dedi, senin suratını çekemem ben şimdi sabah kadar. Sen mutlu oldu diyor yani Galatasaray yensin yani. O konuda hiç şey yapmıyor, beni hiç rahatsız etmiyor Allah'tan. Her evli çift gibi Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin de minik tartışmaları oluyormuş elbette. Ama onlar bunu uzatmamanın yolunu da bulmuşlar. Bir şey siz arkadaş arkadaşla tartışabilir veya karı koca... Öğleden sonra tartışıp akşama o işi uzatmamak lazım. Yani ayrı yatmalar. Çözülüyor zaten akşama kadar. Tabii canım ayrı yatmalar, işte telefon açmamalar. Hemen yanaşacaksın. Hemen aşkım cicim bir öpücük tamam geçmiş olsun. Yani çözülmeyecek problem yok. Hayır eşim bunları yapıyor diye söylüyorum. Ben yapmıyorum normalde. Ben yapmıyorum normalde. Evet. Hayatımda geri vites yok. Hayatımda geri vites yok da. Hayatta yani. Demeyelim. Öyle büyük cümleler kuruyor mu istersen canım? Ben üzdüğüm zaman hemen şey yaparım yani alttan alırım. Ve tabii ki minik prensesin gelmesiyle Okan Kurt'la Demet Akalın'ın mutlulukları daha da pekişmiş. Güzel. Bir de İra'yı görünce şimdi tabii şey oluyor insan. Daha ya insan tabii bütün anne babaları evlatlarını bağışlasın da. Dediğin gibi sen biraz önce gırgır yaptın ama biz hani zor sahip olduk İra'ya. Çok istedik, çok istenilen aslında bir bebekti. Aslında zor sahip olmadık da yanlış bir strateji uyguladık diyebiliriz. Doğal yolda biz olabiliyormuşuz yani. Çocuk yapabiliyormuşuz aşkım biz onu es geçerek. Acele ettiğiniz için belki değil mi? Ya acele de değil de hani bilmiyorum hani bir başka insanın psikolojisi o an bozulabiliyor. Yani çocuk olmadığı zamanlarda biz bir tedavi uygulamaya kalkıştık. Bizi bir tane hastanesinde bir profesör vardı hani o... Hastaneye adı vermesen canım. Ha, bir hastane vardı. Orada bir profesör... Bu hastaneyle görüşeceğiz durun sizin. Profesör dedi ki ya dedi siz ne istiyorsunuz dedi ya. Sen o problem yok. Hanımefendi size de siz yapsanıza doğal diyor. Biz adama kızdık. Bak şuna dedik ya tedavi yapmıyor. İşte o hastane kendini beğenmiş dedik. Adam bize 3 ay önceden doğruyu söylemiş. Biz boşu boşuna hem... Eşimi yorduk, hani Demet'i yorduk. O kadar tedavi süreci zor çünkü tüp bebekte biliyorsunuz. Yani biz yanlış bir stratejik hata yaptık orada. Yoksa yani tüp bebekte tabii korkulacak bir şey değil. Tabii ama canım. Şeyi çok kesinlikle yani, değil. Zorlu. Nasıl o diyeyim? O süreci mi? O süreç, o tedavi süreci çok yani kadın için hem de çok zor. Bir de negatif olunca hani
olmadı, tutmadı denince ben dünyayı falan psikolojisi de şey yaptım. İşte tabii canım, dünya o riskli. Yani hani yani aldığın kilo veya tedavi süreci, o testten çıkıp negatifi duymak yani o süreç annenin işte psikolojisini bozuyor ya, belki küsebilir o işe. Bir de hormonları da etkilediği için değil tabii mi? Canım, direkt tabii hormon destek alıyorsun yani. Yani düşün, vücuda üretmediği bir hormonu veriyorsun. Bir de bir sanatçıyı diyor. Yani normal bir hani insan ayırmıyorum ama sanatçının duygusal yönden de zaten biz çok evet. Aynen. Yani Demet sonuçta ben ne olursa olsun çok güçlü bir kadın gibi gözükse de derinlerinde babasız bir kız. Zaten hani biz... Onun babası benim ya. O ayrı. Nasıl babasız bir kız? Ay, kocası evet. Da babası da benim. O babası ayrı. Yok diye var burada. Çok... Ay kurban olurum. Bekaleten aldım ben onu Ali Baba'dan. Evet. Sıkıntı yok. Öyle ayrı ama hani duygusal yönden de hassas olduğu aynen, için... Doğru kesinlikle doğru. Peki acaba kardeş istiyor mu Hira? İşte bizim Erdem Kanay'ın bebeği var. Geldi böyle çok kıskandı falan. Böyle gittiklerinde tabii böyle canım falan sevindi. Allah dedik, bu kardeş istemiyor herhalde falan. Dün işte bir tane şu aşağıda anaokulu gibi bir yer var. Oraya bir girdik çıktık. Bayağı 6 yaşında kocaman bir kız. Ay gidiyor onun burasına yatıyor. Sevgicilikler, gelecekler neler ne. Kız da nasıl böyle? Emrut. Hadi ben araya giriyorum falan. Yine düşün yani gördüğüm 3. veya 4. çocuk. Evet. Yanaşıyor böyle bakıyor. Öpmeye çalışıyor. Ay. Daha ayakta duramıyor biraz. Yürüyemiyor. Daha öpmeye çalışıyor. Ama. Ay, yani çocuktan bahsettik. Böyle ha. Oluyor işte. Siz de evlat sahibi olunca anlayacaksınız. O olacak. Dört aylık o yolda, o geliyor. Aday, baba adayı. Aa. Biz onunla konuştuk. Konuştunuz, dertleştiniz. Yalan. Galatasaraylıymış bebeği, öyle diyor. Dans tanıştı işte. Hadi gezelim, oturacak mısın? Hadi mı gezelim. Böyle? Hadi. Ay şuradan başlayalım mı? Her yer Demet... Ay. Ay nereden? Yok bu yeni gel, şimdi biraz önce gelmiş ya. Bizim ay, kızlar da buraya koymuş. Ya bunlar artık yenecek gibi değil de, bunlar Hira'nın oyuncakları. Bunlar hediyeler mi bunlar hep? Bunlar bugün hayranlardan gelmiş mı geliyor? Evet. Yok ya işte. Gönderiyorlar ya hediye, baksana. Şimdi gelmiş de böyle aile koymuşlar. Ne güzel yapmışlar ya. Bunları artık kaldırıyorum. Çok ortalık artık çünkü çivit çarşısı gibi oldu. Yani yetti gari canıma. Yetti gari. Tak etti diyerekten. Çamaşırlarım sığmıyor. Gömleklerim sığmıyor. Takımlarım sığmıyor. Aa. Yazılı direkti vereceğim. Ay ne kötü. Bak bana. What is your name? My name is Okan. Hi, how are you? Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Hira'nın alanı. Tabii canım. Bütün her yer Hira'nın alanı ama gibi oldu. Ama bu yaz Allah'tan şey. Ay çadır. Çadır ay, çocukken yapar mıydın siz bu tabii masaya çarşı koyup altında oynamaca? İşte onların yeni versiyonu bu evin. Tabii, sosyetiklerim bu. Ama şey... Aynen. Ama bizim zamanımızda böyle oyuncaklar yoktu. Evet, var mıydı yok, yani? Yoktu tabii canım. Hiçbir şey yoktu. Şimdi babası orta geldiği zaman onların bir ev turu var. Bak çığlıkları geçiyorlar. Bunun bir ev turu var. Ev turu da ilk önce bu salona geliniyor. Ben kahvem olanda onlar evi geziyorlar. Onun içine giriyorlar. Ben işten geldiğimde hani yukarı çıkıyoruz önce. Önce beni soyunurken izliyor böyle. Oy. Üzerimizi değiştiriyor. Sonra bu salonda bir turumuz var. İşte o çikolatalar demin senin bunlar baktığın. Bunlar aydınlatacak. Bu eve giriyoruz. Şu sandalyeye oturuyoruz. Ona gelmiş ama baksana. Ay inanmıyorum. Bu ne ya? Ama ben buna sarma. Hira'dan sonra beni oturuyor. Vallahi sarma. Otur bakayım. Vallahi sarma. Aha. Tamamdır. Tahtımı yaptın da bahtımı yapamadın Demet. Aman evlenip ne yapacaksın erken? Ne evlenmesi kız? Kaç oldun sen? 23. Evrim, senin tahtına göz dikmenden midir bilinmez. Mini Kira'nın sesleri geliyor alttan. Ay anam aşağıda yalnız kıyamam. Nasıl bağırıyor bizimki? Ciyak. Bana sinyal gönderiyor mesaj. Sinyal şimdi sizi tanıştıracağız. Beni de al diyor. Beni de alın. Sevmiyor. Ne fotoğraf makinesi ne kamera hiç. Ben biz de ciyak çekmişim çocukken. Korkuyormuş onun fotoğraf makinesi flashlarından. Ne fotoğraflarım var. Hemen kafasını çeviriyor bizi. Nasıl bağırıyor? Ağlıyor mu yalnız? Yok ağlamıyor. Kimse ağlamıyor. Var mı yanında? Gül! Bunu gördün mü? Hira'nın koltuğu da hediyeymiş. Bak ben bunda uyuyabilirim 3 gün 3 gece. Adam sen bunu sağırsın. Josephine. Hirafin. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Tam benlik bir yer özdeyiş. Nereye? Soyunma odası, giyinme odası. Kokoş odası. Ay işte hayalimdeki oda. Aa. Hayalindeki oda mı? Arada top var yani yine. Hira mı topu? Oy. Bunlara böyle bir sirkülasyon yani. Gidiyor ve geliyor yenileri. Ay inanmıyorum.
Bundan sonra böyle sunmak istiyorum Evrim Akın'la Yokuş'unu. Beni açtığını düşünüyorum Demet. Ne diyorsun enişte? Uyar, çok güzel. Bir çığır açmak istiyorum. Yalnız bunları aşkım biz kafama da bir şey vardır sizde. Saklayacaktık. Kızlar dedi ki benim evdeki kızlar. Aa Evrim Hanım bayılır öyle şeylere ortalıkta şey dursun. Kuşu versene aşkım kafasına. Kuş. Sağ ayakla girdim. Evet benim kızımın odasına da çok insan girmiyor hocam. Baksana. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Abi kadının kafası küçük ne güzel ya. Gerçekten ya. O benim kafamda bir benim her şeyim küçük farkında mısın? Ağzım da küçük, boyum da küçük, kafam da küçük. Ağız niye böyle oluyorsun? Biraz zihnim de küçük ondan öpüyorum. Enişte sen de takmak ister misin bir şeyler? Yok. Tek bir basit kaldı yanımızda. Benim var bak benim takım bak, burada. Bak bu iyi. Burada imzamı atarım başka da bir şeyim yok bu odada. Hala bu yüz. Bunlara bir hediye gelmiş ya. Şeyden takmak ister. Bundan. Koparayım şunu. Evet canım nereye gidiyorduk? Bu hafta... Nasıl çakışmadı bu? Bu hafta Okan Kurt'un evine gidiyoruz. Ay, İki manyak ikili. Ne hoş, ne hoş. Bu hafta hoş size geldik. Hoş geldiniz. Burası benim bize? Giyinme, soyunma odam. Bunlar küpeleri. Garibim, soyunma dedi. Aa, çok ayıp şeyler söylüyor. Bir tane giyinme odası var. Yazık buranın yarısının yarısı bile değil. Orada bile, orada bile Evrim, orada bile... orada bile istila var. Yani dolabım şu kadar oraya bile sızıyorlar yani. Yemişte ben de koşturuyorum. Yani çamaşırlarım sığmıyor. Gömleklerim sığmıyor. Takımlarım sığmıyor. Aa, yazılı direkçe vereceğim. Anne kötü, bak bak. What is your name? My name is Okan. Hi, how are you? Fine. Not bad, baby. I have a little problem about my wardrobe. And this is my really? Oh, my goodness. My wife. How is it going live? It's very good. Do you like shish kebab? Do you like Istanbul? I don't like it because I love sushi. Do you know sushi? I do. I love sushi. Sushi. Çibalık abla. Gördüğünüz gibi güzel sonucumuzun muzipliği her zamanki gibi üzerinde. Evrimcim, şimdi sırada ne var? Az sonra Demet Akalın elleriyle mantı açacak. Evet. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Mantı burada yapıyorum diye. Hiç, vallahi sizlik bir şey yok yani burada. Benlik bir şey yok. Ay. Senlik burada bir şey yok, senlik burada yalan. Bir şey yok. Buralarda da olduğunu her zannetmiyorum. Her şey benlik. Ay benim şunları hatırlar mısınız ya? Ne o bakayım? Şöyle yaparlardı ya eskiden Serpil Çakmaz. Yollar yolu, dert yolunla, ne yüklenme sonuncuyum. Tabi saç çok da varmış gibi hayalet pampa, öyle çek beni. Bir şey beni. Söyleyeceğim pampacığım, saçlar uzamayacak mı? Habire kestiriyorsun. Anam çok dertliyim ben bildiğin gibi değil. Bunlardan çıkarıyorum açıyı. Değil mi? Uzatacağım. Bence başladım uzatmaya. Uzat. Şöyle bir yapayım uzat. Diyorum. Okan Bey sana kullandığı yağlardan versin. Var mı? Var. Aşağı depoda. Kullanmıyor musunuz? Yok. Neden? İster misin? Evet. Var var. Uzatıyor mu? 7 santim uzatan bir yağ var. Hakikat mı? Kaç vallahi. Ayda? 7 santim mi? Şikayet edeceğim şimdi hanıma. Ya. Tabii. Neler dedi ya, şikayet et dedi ya. Neler? Neler var? Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Evrim Akın'ın sevincine hayatım, bak. Hayatım uzatıyor mu gerçekten yoksa uzatıyor. Saç mı çıkartıyor? Uzatıyor. Bizim için saç çıkartması önemli değil. Kadının var, saçım var. Saç var. Çok şükür. Sadece uzatıyor. Uzatıyor. Bu konuyu konuşacağız seninle. Enişte söz mü? Projem bende tamam. Enişten benim. Saç sponsorun oldun tamamdır iş. Saç sponsor. Allah herkese böyle enişte nasıl abi. Enişten benim be. Oldu demek, hoşça kal. Ben geliyorum sadece. Geliyorum. Sattı ya. Direkt satır. Ay Demet ne güzel ayakkabı ya. Hiç de giymemişsin. İşte böyle aldığım işte, unuttuğum oluyor. Onu aldığım unuttuğum mu? Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aldım. Milano'dan dönüşteki 4 bavulun... Ay siz şeyle gittiniz değil mi? Milano'ya. En son gittik ama... Çok verimli bir alışveriş olmadı. Yok. Son seferde çok... Son seferde bir şey olmadı. Burada da böyle işte değişik ayakkabılar, kıyafetler. Oh my god. Dur bir, ya, bir yavaş, bir tadını çıkarayım ya. Yavaş aşkım elinize dikkat edin. Ay hiç giyim... Gerçekten giyilmemiş aşkım. Neden evet. Öyle olmuş? Unutmuşum onu. Ay hiç giyilmemiş. Bazıları gerçekten giyilecek gibi değil. Sadece baksana. Alınacak gibi. Çünkü ne bu? Raflarda görünce böyle oluyor. Mesela ayağım on. Yine de bu benimle eve gelmeli. Bu durmalı dolapta tabii ki. Bak dolapta duruyor. Ama şöyle oluyor bak Evrim. Uçağa biniyoruz. Çok güzel.
uçakta gayet normal bir insan. Tam Milano havaalanına iniyor, tamam mı? Değişimi mi? Taklidimi yapacak bak. Polisten geçiyoruz şeye. Oraya kadar. Çünkü poliste de orada bir pasaport İngilizcesi var. Oradan da İtalyancısı da var. Oradan da kurtarabilir. Oradan sonra tanımıyorum. Oradan kimse. Sonra böyle oluyor bak. Alsak bedava. Aşkım şu benim olmalı. Bu da benim olmalı. Aşkım dur diyorum, hangisini taşıyayım ben? Hangisini sırtlanayım? O alışverişe ben koştu koştu. Ama benim vallahi çok güzel şey alışveriş arkadaşı. Kimi beyler hep sıkılır ya. Ben taşırım, iyi taşıyıcıyım. Bir taşır. Varım. Gel aşkım burada bak sana neler buldum der. Söyler, çok bakar. Çok yardımcı eder. Ya. Öyle öyle. Taşırım, her iyi taşırım. Her konuda. Meslek de taşımacılık. Hanımını taşıyoruz işte inşallah. Gardırobun kapıları tek tek açılıyor ve birbirinden renkli kıyafetler mercek altına alınıyor. Baksana ne kadar güzel hırka. Bu yeni geldi hediye. Çok tatlıymış. Çok salak değil mi? Evet. Ya güzel işte hırkalar mı? Ben böyle salak şeyleri seviyorum. Hastası. Salaş şey seviyorum anacığım. Salaş. Bakma öyle pullu payetli oldu. Onlar sahne. Tabii. Puf. Güzel değil mi? Of, işte sahne bunlar. Pof, i̇şte pof, böyle pof. Alıyorum da. Abicim sana yakışıyor sahnede ya. Başka bir şey oluyorsun. Ay bak bunları da almışım yeni. Daha giyemedim. Bakalım. Bakayım yeni başka bir şeyim yok. Çünkü yeniden bana alışverişe gitmek lazım. Evet. Bir şeyim yok diyor ya. Yukarıda çanta. Ama bir şey söyleyeyim, giyince bir daha giyilmiyor ki sizde. Kardeşim sahne. Aynen. Bir dakika, yine yok. Ben giyiyorum birkaç kere de. Çok güzel değil mi? Onu da mesela giyemedim. Şey, evet oradan İtalyan'dan. O markadan. Pardon. Doğru. Ben kaseti paramparça ediyorum. Ama ya. Giymemişim işte. Çok müzik altı var sende enişte. Senin sözler. Ya ne biçim açtım? Tık 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 açsana. Şey gelmiş bir dakika bakmam. Ay açıklıyorum. Bunlara icra gelmiş. Demişler ki deme takalım ayak kabılarına el konuldu. Gel canım gel. Neyse şimdi bir heyecan yaparım, yapıştırabilirim. Aa bakma delik oldu. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Bu şey değil mi böyle resmen? Kıyafet gibi böyle tak. Aynen. Boğazın ay şöyle çok güzel. Şöyle mi? Baksana. Abi kılavuzu. Bu da çok anlarmış. Ciddi söylemek işte. Yok kür yok. Evrim'in bu minik denemesinin ardından yere oturuluyor. Ve takı maceraları tüm renkliliğiyle devam ediyor. Ay ne güzel evcilik oynarız. Bir gün geleyim oynayalım mı? Ay bunlar biliyorsun Hira'nın şeyleri zaten. Oyuncak değil mi? Hira'nın oyuncakları. İnci. Al bunları da göstersene bak. Artık hepsi üst üste şey olmaktan. Ama çok hızlı geçiyorsun. Evrim şimdi. Hızlı. Tadı zaman geçiyor. Tadı zamanında kalıyor. Bizim evde şey var, daha çok şey var. Ne derler? Güzel oldu yalnız ha. Yapsana böyle şeyler. Hiç öyle şeyler yapmıyorum. Eskiden çok merakım vardı. Yapıyordun ağırdı. Sen. Burada da bir şey yap. Eşofmanlar. Montlar. Yazık eniştemin hiçbir yeri yok. Yok da değil herhalde. Nasıl yok olsun? Eniştem benim. Şey söyleyeceğim. Aşkım bunun kaçta biri sen söyle. Ben hiç göstermeyeyim. Söyle. Gidelim bakalım. Yok canım. Yani şu kadar var. Ne kadar? Böyle var aşkım. Şu kadar. Bir dolap var. Şöyle şu kadar var da yemin ediyorum yarısını istila. Orası da mı istila? Yalan i̇stila. Ya. Benim yok eşyalarımı öyle. Bittiriyorlar. Aynen. Oraya giriyor. Ay gözlük var da bana söylemiyor musun Demet Akın? Gözlük dedim ya orası gözlük diye. O zaman hemen gözlük pozu. O dudak niye öyle oluyor? Ama bu gözlük sana biraz hafif büyük geldi sana. Hepsi büyük geliyor ki bana. Sana bana özel göre yapıyorlar gözlükçüm. Şu o olabilir. Onu dene bakayım. O olur. Kesin oldu o. Tabii tamam. Bak oldu. Bak. Geçmiş o dudak olsun. Dudak yakıştı. İşin raconu. Gerçekten tabii. Mecbursun yakıştı. Değil mi? Olmazsa olmuyor. Tabii. Gözlük takınca bir havale bir şey oluyoruz. Bakayım. Neden bakayım? Aa evet olmuş. Demet Akalın çantalarının bulunduğu bölümleri açıyor. Ama Evrim'in aklı hala gözlüklerde. Burada sahne kıyafetlerim. Bakayım. Sahne kıyafetleri. Aa. Kaçırıyorsun Evrim. Bak, daha giymediklerim var ha. Ya. Ay buradan selam isteyenler var dur. Amerika'dan. Kaan bizim. Ay. Kaan. Hadi bitir okulu gel artık. Kaan lordum benim. Lordum. Gülşah Saraçoğlu. Selamlar öpücükler eşliğinde gönderildikten sonra düşüyoruz yeniden yollara. Bakalım ilk molamızı nerede vereceğiz? Hadi. İşte evin en güzel ve en özel köşesi. En huzurlu yeri. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakla girdim. Sağ ayakla girdim.
Evet, benim kızımın odasına da çok insan girmiyor zaten. Baksana. Baksana. Yeyim ben bunu. Gel, gel, gel. Bak, bak, bak. Kızımın dolabına gel. Gel, gel, gel. Yeyim ablacığım. Bak çana. Oy, oy, oy. Bak çana çunun montlarına bak. Bu ne ya? Bu çocuk, ne ya? Çocuk dışarı çıkıyor mu diye sor. Bak bunlar küçüldü. Çıkamıyor ki dışarı. Çünkü babası çıkartmıyor. Ya. Onun için. Üşür benim... diye mi? Bu ne ya? Yalnız işte cücü, üstünde cücü de bundan var. Farkındaysan bir tane daha. Ne o para var? İki tane, üç tane mi? Çünkü algılayamıyorum. Almışım, bir daha almışım. Unutuyorsun sonra, değil mi? Tabii canım. Kendime de öyle bazen. Bir geliyorum eve aynı şeyden iki tane. Bende kitapta oluyor. Bak. Babası ona bak bir şeyden gittiğimizde şunlardan aldı. Ay. Bakçana. Işıklı olanlar değil mi? Bakçana. Almanya'dan almıştın mı? Evet, Almanya'dan aldım. Ama o zaman işıklı, çok ufaktı. Şimdi daha yeni yeni giymeye başlayacak. Işıklı ayakkabımız olmamıştı. İşte kızımızı alıyoruz. Ha, benim de yoktu ki bunlar. Böyle vardı. Şeyler var mıydı? Vardı da benim yoktu. Sen olabilirsin de biz senden biraz büyüğüz. Ben daha da ölçtüm. Bizim ben zamanımızda yoktu. Niye sen 20'yüz, sen 28'sin. Ben 34 yaşındayım. İkimizden de büyüğüm ya. O abimiz bizim. Nereye büyük? Baksana. Aa, açılmamış mı bu? Bak bak, birisi çanta almış geçen gün ya bir arkadaş. Allah kahri, bu ne ya? Daha sırada ne ciciler var evrim. Bak yeni bir tanesini Demet Hanım hazırladı bile. Bak bak. Bak bak bak. Allah'ım bak, yarabbim. Şuna Adler'e bak kızımı ya. Taşlı. Bak bir dakika, onun şeyleri daha güzel değil mi? Bak ya sana, bunu Allah aşkına nasıl uğraşıyorlar bir de. Ay Özde, sen de yaşayacaksın bu süreci. Tabii erkek çocuk. Bunları saklarım. Sen 5'e kışa evet olabilir. Erkek, erkek mi? Ay ne güzel. Ay şu Özde için çocuğuna ne hediye göndermiyorsunuz benim hesabımdan? İşte bir şey söyleyeceğim. Erkek geliyor, erkek ne koyacaksın ismini? Ya ay ne büyük mutluluk, daha yeni öğrenmişler erkek olduğunu. Demet ablası hediye göndersinler ya. Ben söylüyorum o kadar. Ya, biz arabasını alırız, ilk arabasını. Evet. Bebek arabasını. Arabası bizden. Ay canım. Ay Allah erkek. Burası yatağı bak evrim kızımın. Onu çok beğendim ya. Buradan böyle açıyoruz. Ay ne güzel hırkaymış bu. Alıyoruz. Ay. Kızlar yani burada yatıyor kızım. Bu oyuncağın kedi bir özelliği ya var. Niye biliyor musun? Benim çocuklar kedim vardı da. Al, şey olmasın diye. Atmamış bu arada. Ağzı yok. Bunların. Ne olmasın ağzı diye? Yok. Çocuklar şey yapmasın. Psikolojileri mi? Neydi aşkım? Evet. Böyle bir hikayesi var. Özellikle ağzı yapmıyorlarmış bunlarda. Öyle mi? Evet. Tabii canım, bu Hira'nın iyi arkadaşı. Ay. Onu gördüm heyecanlanıyor kızım. Ay yerim be onu. Hadi gidelim. Ay çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Bu ama şimdi şu anda tabii devrile devrile yattığı için şey geliyor. Sığmıyor artık. Sığmıyor benim kızım. Şimdi değiştireceğiz. Gel gel şunları da bak, gel gel şu tarafa geç. Bu tarafa geç bak. Ay yalnızlık çok. Bak sana bak bak. Oy 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 oy. Bak bak. Benden daha çok eşyası var vallahi yarışkomun. Baksana her şeyle yaparlı. Bak oraya. Anneciğim, bak bak ne var burada. Çıkar 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 kızımın cicileri. Ben de gazlayayım mı? Güzel olsun. Nasıl, güzel değil mi? Herhalde. Renkli renkli. Şimdi de sırada güzel prensesin bir başka minik sandığı daha var. Acaba içinden neler çıkacak? Ay, bak taraklara bak bak. Yerim mi? Ya kız çocuğu başka mı? Sen bir de kız yaparsın. İnşallah o da olur. Süslü süslü değil mi? Tabii. Tabii sana şey, güzel evcilik oynarsınız onunla. Ah, bu bakım şey seti değil mi bu bir de? Tabii. Ve şeyleri, kremleri falan. Allah 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 Allah. Onun bile takısı şeyi var baksana, seti. Allah Allah. Gördün mü Özdeş? Çikolata delisi olduğu için bizim kız her taraftan tokalar, çikolata mokalar çıkıyor minik. Aynen öyle. Ay Allah'ım ya, bu şey değil mi bezi? Bezi? Hala bezdeyiz biz. Tabii canım. Küçük bir kızız biz bile. Almışsın. Bak. Evet. Şeyi var. Tableti. Şu anda iyi. Kaç? 2-3 aydır yapıyor değil mi minik? Bu parmak buraya tutturuluyor böyle. Onu öğrendim. Allah Allah. Tabii tabii. Telefonunda ne verirsen ne kaydırıyor. Geçen gün Ebru Gündeş'in Yalan şarkısını dinliyoruz şeyde. Böyle ağlıyor bak. Aa, nereden biliyor da ağlıyor? Duruyor şey. Okan, o da duruyor, bakıyor bize. Tekrar basıyor şey. Ağlıyor. Çünkü ben hamileyken çok Ebru Gündeş dinledim. Ha. Onları mı hatırlıyor, ne yapıyor ağlıyor benim? Küçük kızım benim, biliyor musunuz? Vay be. Hadi inanam, acıkmadınız mı ya? Hadi mantıya. O zaman geleneksel mutfak marşımızın da zamanı geldi evrim. Lokanta açıldı, lokanta açıldı. Yok yok yok, lokanta açıldı. Lokanta açıldı, yok yok yok. Burası da kızımın banyosu bak. Aa. Evet. Orayı da süsledin. Ay oyuncaklara bak. Ne yapayım? Ay bunları biliyorum, bizim kreşte de vardı bundan. Ay çok komik ben ya. Ben kreşe gidemedim anacığım.
Yıkıyorsunuz değil mi birlikte? O ne keyiftir ya. Tabii canım. Hep oynuyor mu böyle pıçı pıçı pıçı? Oo hem de nasıl? Hiç suyla problemi yok. Büyük şans maşallah. Aman. Büyük şans. Çünkü çocukların çoğu sevmiyormuş yıkanmayı ya. Suyu. Bizimki bayılıyor canım. İlk günü. Bayılıyor. Hadi in gelin. Haydi lokanta açıldı. Lokanta açıldı. Yok 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 yok. Aşkı Tom. Yolun sonu mutfağa çıkacak ama öncesinde birkaç mola daha vereceğiz anlaşılan. Şimdi yaşadığımız salona gidiyoruz. Kırtık salondan. Gerçek hayat. Burada da ödüller ama çok ödülleri kaldırdım artık hepsini ya. Ödül her taraf. Hello my darling. Hello my darling. How are you my darling? I'm fine my darling. Almancası da var. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Çok bir numaramız yok. Ay burada. Biz ödül aldık. Yine bizi birinci yılımız yeni doldu. 100. bölümde 5. ödülümüzü aldık program olarak. Yılın en iyi sohbet aktüelite programı süper, seçti. Tebrikler. Şöyle bir veterimizi girelim Sıtkıcan. Evet şimdi yılın en iyi sohbet aktüelite programı Show TV Ev Kuşu Evrim Akın. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ay ben burayı yerim ya. Cüneyt bakıyor. İşte aile evi değil mi? Burası huzur. Evet vallahi burası şey normal yaşam şeyimiz ama. Yaşam alanı. Hani çok da eşyayı kaldırmadık çünkü öyle o strese girmek istemiyoruz. Yok işte gerçi tabii yürümediği için öyle Hira. Yürüdüğü zaman belki şu aynalar falan kalkar da. Daha köşeli olan şeyler değil mi? Kafayı vur Allah korusun falan diye. Evin her yanı minik prensese göre düzenlenmiş. Bu arada minik prenses demişken bakın annesinin küçüklüğüne nasıl da benziyor. Aa, bu ya abi bu nedir ya? Hira senin bak kokusun. Hira'yı merak ediyorsunuz ya. Buyurun Hira. Aynı sen. Ha minik? Benziyor. Kopya ayol ne benzemesi? Kopyalamış. Benziyor. Ya mi? Bir şey söyleyeceğim. Kopyanın farkını mı acaba? Ben bir şey söyleyeyim. Uy annem anneciğim. Kendimi seviyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Geçen sene... Bu zamanlar Hira babaya daha çok benziyordu ilk doğduğu evet. zamanlar. Dönüyor çocuklar. Dönmüş. Zaten. Dönüyor. Aynı şu an copy paste. Çana çuna yahu. Kızlar direkt annesine dönüyor. Eller, ellerim aynı mesela. Ayaklar da mesela babaya benziyor ki ben Okan'ın ayaklarını çok beğenirim. Eli ayağı güzeldir kocaman. Hı. Eli ayağı düzgün, kalbi eli ayağı düzgün. Eli ayağı düzgün. Yok, evet. Şimdilerde annesine benzese de ilk doğduğunda babasından ayırt etmek zormuş Hira'yı. İşte ispatı. He yok, bak bu Hira ilk doğduğu zaman baksana çünkü. Baksana burada tümün. Aynı. Burada sen. Aynı sen mini. Aynı. Huy. Uş. Çok tatlı aynı, benim kızım biliyor musun Uş? Hadi siz biraz muhabbet edin, ben şey yapayım, üstümü giyineyim. Öyle mantı mi? Mantı olayına girin ha. Hadi. Sen beni biraz şikayet et, dedikodumu falan yap minik. Anam, arkandan konuşmayız. Zaten hafta içi hep iştesin. İşte 6:30 gibi geliyorum, işte 1-2 saat... Bir şey uğraşıp. Hira'yla oynuyorum, işte burada televizyonda zaman geçiriyorum. Ama hafta sonları işte eşimin işi yoksa hep evdeyiz. Güzel zaman. Ama hep Demet'le gidiyorsun değil mi konsere ya da sahnesi olduğunda? Bir iki hafta gidemedim çünkü biraz yoğunluktan herhalde şey oldum, yorgun düştüm ama genelde gidiyorum. Mesela şöyle düşün, hafta içi sabah 8 çıkıyorum, ben akşam 6:30 geliyorum. Cuma günü bir yere gidiyorsa onunla beraber gidiyorum. Yani Hira yokken daha keyifliydi çünkü neden? Hani eşimle de zaman geçirmek istiyorum. Doğru. Hiç görüşmüyorsun ki hafta içi çalıştığın doğru. zaman. E nasıl oluyor, problem oluyor. E şimdi Hira olduğu zaman da aklımız burada kalıyor. O da diyor bana sen kal aşkım bu hafta sonu çocukla beraber. Çünkü bazen geçen hafta mesela maşallah çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 4 gün çalıştı. Şimdi hani 4 gün Hira'nın yalnız kalmasını ister istemez biz istemiyoruz. Ben 2 işte bulundum. İşte cuma, cumartesi İstanbul'daydım. Kaldım yani evde çocukla beraber. Ya çocuk olunca biraz daha hayat değişiyor. Olumlu değişiyor ama. Tabii. Hani dedikodu ve Demet Hanım'ı çekiştirmek? Hazır kendisinden de izin almışken. Şikayet edeceğim şimdi hanıma. Ya. Tabii. Neler dedi ya, şikayet et dedi ya. Neler? Neler var? Yani neyini edeceğim? Yok yok. Hiçbir şey yok. Kraliçe. Allah razı melek olsun gibi ondan. Kadın. Evet. Kral gibi bakıyorlar bana vallahi. Değil evde. Mi? Tabii canım. Bütün her şey bana endeksli. Oh hayatta, ay ne güzel. Star Demet Akalın'ı hepimiz yakından biliyoruz. Sizden ricamız bize eşiniz Demet Akalın'ı anlatmanız Okan Bey.
dış dünyanın gördüğü Demet Akalın dışında bambaşka bir evin annesi. Hani benim hanımım var yani evin içinde. Dört dörtlük. Maşallah. Allah razı olsun ondan her şey, her konuda. Kalbin yumuşacık. Enerjin muhteşem. Çok da iyi terbiye almış ailenden. Annen, Allah baban buradan sevgiler, saygılar, hürmetler. O kadar yansıyor ki. Fotoğrafta herhalde bende bir problem var. Böyle hani ya boy da uzun bazı... ya böyle hani aynen. Kalıplısın. İri, şey zannediyoruz seni böyle. Hani kavga edecekmiş. Her an böyle saldı atarlı. Çok, çok sert bir ses çıkacakmış. İnsanlar sesimi duyunca benim mesela gidiyoruz yani orada konsere. Tanışıyor. Abi nasılsın? Aa, abi senin sesin niye bu kadar hani böyle Sakin. Böyle gibilerinden sonra inanamıyorlar böyle insanlar. Dediğin çoğu zaman yaşıyorum yani. Size doyum olmaz ama biz mantı ustası Demet Bacı'ya gidiyoruz şimdi. Bizce siz de gelin. Çünkü bu anlar kaçmaz. Gel canım gel. Neyse şimdi bir heyecan yaparım, yapıştırabilirim. Aa, bakma delik oldu. Huhu komşum. Aa, biz de takalım da saçımız başımız. Enişten benim gel. Benim mi? Herhalde. Merhaba. Ne yapıyorsun kız? Sen bir şey söyle. Lazlık var mı sende? Yok, hiç alakasız yok. Annem doğulu, babam batılı. Yalan. Ciddi misin? Sanki öyle biraz lazlık hissettim sende. Bak canım bak. Yuduk kulağımız. Biraz un serp, yapışıyor. Kız ne yapışması? BD'li bak yapışmıyor. Nerede yapışıyor? Epeydir açmıyordum da o yüzden. Niye? Fena açmıyorum değil mi? Kız aferin ne güzel açmış lan. Bakayım. Ben hayatta beceremem. Güzel biraz daha çatışıyorum aşkım. Hocam ne diyorsunuz? İyi. Onun üzerinden hocam, şu an... Hocam her zaman olmuyor tabii bu işler yani. Şimdi yalan söylemeyelim. Ama kadın sahnede kraliçe. Bak, bahçede... Bahçede gidip kaçırma. Ooo. Bu özel yapım. Bunu her yerde bulamazsın. That's it canım. Hadi keselim. Şengül! Bıçak nerede? Bıçak geliyor ve mantılar kesilmeye başlanıyor. O kadarını biz de beceriyoruz da acaba dedim başka bir püf noktası daha var mı? Çok ince kesiyorsun. Biraz kalın yavrum. Tamam, İnsan yiyecek onu. Evrim, aferin evrim. İyi mi? İyi gidiyor vallahi. Efendim? Ama ben bunu niye böyle küçük küçük yaparsak tabağa çok kaşı. Ay yok ya. Şu iyi mi enişte? Yo, biraz güzel. Daha kalın yap ya. Daha ben mı kalın? Enişte, tabii. Bu iyi mi? İyi ama yamuk gidiyorsun sonra böyle gel. Sen yap hadi sen da ortada oturuyorsun. Tükürüklü mantı var. Bir şey söyleyeceğim. Evrim senin bir şarkı vardı ya o neydi ya? Merhaba canım. Merhaba canım. O benim favorim işte. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Bu yalnızların şarkısı. Kendi kendine söylüyor, kendi kendine cevap veriyor. Şarkımızla ilgili çok özel planlarımız var Evrim. Remix yapacaksınız. Aha. Harbiden mi? Demet Akalın sen de söylesene ya. Merhaba canım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Nasılsın aşkım? Yapacak mı harbiden remix? İyiyim aşkım tatlım. Bu şarkı çok güzel, favori bir şarkı. İşte bana bak tutacaksa kız ben söyleyeyim onu. Niye sen söylüyorsun? Tuttu şu anda, yok satıyor. Yazdırsın. Ya. Herkes video yaptı gönder. Hiç izlemiyor musun programı? Hayır, ya programı tabii ki izliyoruz ya. Ben yani Türkiye çöpünde canım yani öyle hani belli bir kısım. Dünyaya bile bunu gönderirsin. Dünyalar güzeli tatlım. Yavrum ben bunu kaç dilde söyledim biliyor musun? Yalan. Hello my darling. Hello my darling. How are you my darling? Fine, my darling. Almancası da var. Söyle bakayım. Yok. Hallo, hallo mein Schatzi. Hallo mein Schatzi. Wie geht's dir mein Schatzi? Ich bin gut mein Schatzi. Bir dünya starı ile çalışıyorsunuz. Şu şartlar hiç olumlu değil yani. Tarkalı yedim be ben. Yavaş. Fransızcasını bile söylemiştim bir dönem hatırlıyorsunuz değil mi? Öyle söylemiştim demek ne olmaz Evrim. Yeniden duymak istiyoruz Fransızca yorumunu. Comment ça va mon amour? Comment ça va mon amour? Bonjour mon amour. Gel buraya elin tek git ellerini yıka be. Sen mi? Yok ben dedem. Ben yıkadım ya dedem. Yıkadı geldi ben kontrol ettim. Görmedim onu ben. Çalıştım. Nasıl sohbet etmemecek? Gördüm yıkadı kız. Hadi o zaman gel. Neydi diyen şapkası ya? Ya onun biraz... Şöyle etini mi? Az koyma, eti bol olsun. Öyle mi? Tabii aşkım. Sonra ama şey olur. Tamam, yüzük peki. Mi yapayım, şey mi yapayım? Her hepsi yap bakayım ne modeller biliyorsun. Ha ben onu biliyorum işte. Böyle değil mi? Evet, bravo. Şöyle. O yüzük mü? Ne bileyim ben. Tam yeter ha. Mantıyı daha yaptılar. Bu kadar ana. Mantıya gel be. Benim diyen kadın işte bak. Sosunu da yapacağım az sonra. Canım daha da anlatsın. Hamdolsun. Aynı yerde misin? Ben de orada. Oh, merhaba canım. Merhaba canım. Aynı merhaba ne yapalım? Merhaba aşkım neydi? Söyle bakayım. Nasılsın tatlım?
Nasılsın? İyiyim aşkım. İyiyim aşkım. O kadar bu kadar. Ona cezanı ver. Hala bu kadar. Şarkının ağası bir da B'si de bu mu? Kadar. Bu kadar. Ağası da B'si de bu. A yüzü de bu, B yüzü de bu. Ceylin akarım da bu. Hadi canım. Bu kadar. Olay kaset oldu. Dağılabiliriz. Hadi anam biz buraları toparlayalım. Siz bahçeye çıkın minik. Tamam bir biz bahçeye girelim. Zaten çok şey oldu, kirlendi üstün başın. Bir ben şefim ama aşkım. Kontrol ediyorum benden. Şefim ya, hadi doğru, git, biz aşkıya maklıyor. Hadi ya alakayım. Bakayım notlarınız iyi, tamam devam edebilirsiniz. İçeride mantı pişirme hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Okan Bey bize bahçelerini gezdiriyor. Burası bahçe kardeşim işte. Görüyorsunuz bu evin dış görünümü. Burada evimizin havuzu. Daha tabii düzenleme yapılacak. İre doğduğundan sonra hiçbir düzenleme yapılmadı. Tabii daha o yürüyemediği için burada güzel bahçemiz var. Bahçemize düzenli bakıyoruz. Ağaçlarımız, çamlarımız. Evrim Hanım. Okan Bey. Nasılsınız? Çok şıksınız. Teşekkür ederim. İlk klibimi burada çekmiştim. Çok klip, yakıştı ya. Klipte. Hanımefendiyi mi oynattınız? Hanımefendiyi oynattım. Beyefendiler de çaldı galiba. Benim orkestra. İlk albümün ilk klibini burada çektim. Sizin öyle bir macera da var değil mi klip? Bir klip çektik. Bizim yani beraber eşimle tanıştığımız şarkının klibinde beraber oynadık. Ya. Ben klibin sonunda ölüyorum filan. Allah korusun gecenin. Vefat ediyorum. Allah razı olsun. Tabii. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki o çok özel şarkıyı ve klibi yeniden hatırlıyoruz. Yaza diyorum işte kızım buralarda koşturacak. Ay inşallah. Bir tane kızıma köpek almayı da düşünüyorum. Ya. Çok seviyor hayvanları. Kedi, köpek. Bahçede bir sürü kedi var da şu an yok şansımıza. Hava soğuk ya ondandır. Kaçmışlardır böyle. Sığınmışlardır. Evet aynen. Bak bu mesajı alın aslında. Çocuklar hayvanlarla büyür. Aynen öyle. Kesinlikle. Siz sevin ki onlar da sevsinler, korusunlar. Aynen öyle. Ben hani dikkat ediyorum. Bu mesela şu camda mamasını yiyor. Kedi geldiği zaman mamasını yiyor. Oy. Ah bak. Bahçemizin kedileri. Geliyorlar. Gel pişir. Oy benim yavrum. Ben de işte söyledim besleyin. Bayağı da besliyoruz onları. Geliyorlar geliyorlar çocuklar. Bir tane bir hamile var şimdi. Ya. Tabii o doğuracak. Bu o yakınlara bir yere doğurur. Ben bakacağım o yavrulara. Kızımla ay, beraber büyüteceğiz onları. Allah razı olsun. Bir köpek de olursa inşallah olur alacağız inşallah. Kızımı. Ne güzel. Oy gidelim mi? Demet buyurun. Hanım yapmıştır yemekleri. Yemek yiyelim. Vallahi. Ay ne güzel. Okan Kurt ve Evrim Ak'ın yemek masasındaki yerini alıyor. Ve on parmağında on marifet Demet Akalın servise başlıyor. Amanın. Eline sağlık. Niye koymadınız? Beni bekliyorsunuz. Evet. Bunlar da hep ayağına hizmet. Hep ayağına hizmet kardeşim. Ne içiyorsunuz? Bak onda çok güzel soğuk ayran var. Ya. Aa ne güzel şey. Ay dur. Antep'ten almıştım dur. Ne aldın? Dur. Siz Mersin'de değil miydiniz? Gaziantep. Antep mi? Ama Mersin'de doğma büyüme var. Ay bak bunları Antep'yi yıkadım ben. Ay ne güzel. Değil mi? Ay ne güzel. Aa, yöresel. Aa. Memleketini hatırlarsın diye canım. Koy ayranları. Tamam. Bir. Tamam. Teşekkürler. Yeter mi? Yeter abi. Dikkat ediyor ya. Evet Demet Akalın mantısı. Ben mantıyı eskiden ekmekle yerdim biliyor musun? Ben her şeyi ekmekle yerdim küçükken. Ekmek versene mi biliyorsun? Hayır eskiden küçükken. Ama artık deli bir metabolizma yani. Çocukken koştur sokaklarda. Öyle 15 yıl sonra. Diyorlar yani ben bilmiyorum öyle diyorlar yaşlananlar. Hatırlamıyorum. Makarnayı biliyor. Güzel mi? Çok güzel olmuş eline sağlık aşkım. Yedin mi? Bitirme de. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun bu arada. Ben bulamaç yapabiliyorum. Ayşengül elimize sağlık. Çok güzel yapmışız. Evim mi yaptı ama? Ne yaptın? Aa evet kapattım. İki tane kapattınız yani. Enişte sen de bunu aç. Açayım ben. Canım enişte. Evrim vallahi bak çok şey... Beğenmezsem söylerim vallahi. Aa, herhalde söyle diye. Bunlar işte sevdiğim böyle gelin bana. Bana bunlar gelecekler yani tabii. Ay çıkartamıyorum help.
Minik. Kız mor, ay zenginliğin rengi diyerekten. Evet. Ay teşekkür ederiz, çok güzel. Aşkım. Hmm, Şengül bayılacak buna. Aa süper vallahi, teşekkür ederiz. Kim seçti bunları, zevkliymiş. Ece yapın. Ay teşekkür ederiz. Evet bu da. Thank you. Ev kuşu hatıraları. Merhaba aşkım. Merhaba canım. Yazıyor mu? Aa Metin. Yüzden sonra da buraya yazar mısın merhaba canımları? Bak. Fotoğraftan sonra. Hemen bak buralar boş kalmış. İşte. Merhaba canım. Merhabalar. Çok bence sen hemen. Evet ya, vizyonu çok geniş. Her şey için teşekkür ediyorum. Kesinize bin bereket. Amin. İyi ki varsınız. 100. bölümünüz hayırlı uğurlu olsun. Allah size korusun. Binlere, 500'lere, 10.000'lere dermişim. O biraz fazla oldu değil mi? Sizi seviyorum. Birlikte mantını, baston tutun inşallah. Mantığını ye. Yiyeceğim, yiyeceğim. İnşallah. İyi ki varsınız. Darısı senin başına. Amin. Hayırlı inşallah. Bir damat, hayırlı bir evlilik. Bir tabak daha mı yesem acaba? Olur. Bir tabak daha. Koyayım mı? Bay. Kapanış yapıyorum. Efendim. Yapımda yayınlamaya geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.